Hücre bölünmesi sürecinde gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesinde ortaktır? Genetik materyal değişmeden aktarılması, evet mitozun var olma sebebi bu. Sitoplazma boğumlanması demiş, bu hayvanlarda olur, bitkilerde aralamel. Sentrozomlar hayvanlarda olur. İyi iplikleri tarafından üretilir, bu ikisinde de olmaz. Çünkü iyi ipliklerini kim üretir? Mikrotübüller üretir arkadaşlar. Sentriörler hayvan hücrelerinde i ipliklerini düzenler. Şöyle söyleyelim. i ipliklerini düzenler. Orta lamel oluşumu bitki de gerçekleşiyor. Cevabımız A seçeneği. Hücre döngüsünde gerçekleşen olaylardan hangileri bölünme özelliğine sahip olmayan hücrelerde görülmez? DNA işlenmesi replikasyondur. Replikasyon bölünmeden önce gerçekleşir. Dolayısıyla bölünme özelliği yoksa bu gerçekleşmez. Hücre hacminde artma büyüme ile alakalı bir şeydir. Bu herkeste görülebilir. Protein sentezi metabolik bir olaydır. Herkeste görülebilir. İyi ipliklerin üretimi, mikrotübüller tarafından üretilen iyi iplikler arkadaşlar ancak ve ancak kromozomlarla alakalı bir durum söz konusuysa. Yani kromozomların ayrılması için gerekli bir durum varsa üretilir. O yüzden bölünmeye dahil edilir. Cevabımız 1 ve 4. Üreme şekilleri verilmiş, ortak olarak söylenemez'i soruyor. Bakın bunlar eşeğsiz üreme tipleri, ikiye bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon, vejetatif, tek bir ata bireyden yeni bireyler oluşur eşeğsiz üremede. Türe ait kromozom sayısı değişmeden aktarılır. Kromozomun niteliği de değişmeden aktarılır. Dolayısıyla türe ait kalıtsal özellikler korunmuş olur. Temeli mitoz bölünmeye dayanır. Ama çok hücreli canlılarda görülür ifadesi ikiye bölünme için geçerli değildir arkadaşlar. O ikiye bölünmede tek hücreli bir canlı ikiye bölünerek ancak çoğalabilir. Çok hücreli olsa en fazla hücre sayısı niye arttırılır dersen işte doku yenilenmesi için olabilir. Değil mi? Cevabımız ne oldu? C seçeneği. Hayvansal organizmalarda olaylarının tümü üreme çeşitlerinden hangileriyle sağlanabilir demiş. Bakın şuradaki dikkat etmemiz gereken şey hayvansal. Birey sayısını arttırma, genetik özelliği koruma, türün sürekliliğini sağlama. Şimdi burada hayvanlarda görülebilecek eşeğsiz üreme türleri soruyor. Mesela rejenerasyon olabilir. Deniz yıldızı gibi canlılar mesela. Vegetatif, vegetable bu bitkilerde bulunan bir şey. İkiye bölünme tek hücrelerde olur. Tomurcuklanma mesela tomurcuklanma hidra gibi bir canlı da meydana gelebilir. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 4. sentrozomlara sahip olmayan ökaryot bir hücrenin normal mitoz bölünmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Sentrozom dediğimiz şey ne? Zarsız bir organel hayvan hücresinde hücre bölünmesinde rol oynayan mikrotübül yapılı bir şey değil mi arkadaşlar? Bakalım sentrozomlara sahip olmayan ökaryot diğer hücreler için konuşalım. O zaman hangisi kesinlikle doğrudur diyor. DNA eşlenmesi gözlenmez diyor. Şimdi hücre bölünmesi olacağı zaman yani mitoz bölünme olacağı olacağı zaman DNA işlenmesi olur değil mi? O yüzden bu yanlış. Sitoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir diyor. Şimdi sentrozomlara sahip olmayan ökaryot başka hücreleri düşünecek olursak. Mesela bitki hücresinde boğumlanma ile mi oluyor? Hayır. Aralemelle. Kardeş kromatit ayrılması görülmez diyor. Görülür arkadaşlar. Sentrozomla değil zaten. İki yeni hücre oluşmasıyla sonuçlanır. Ne olacak? Mitoz bölünme sonucunda Kaç hücre oluşur arkadaşlar? İki hücre oluşur. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Bal arılarından kraliçe arıdan partenogenezle bir bireyin oluşturulması sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşmek zorundadır? Bakın kraliçe arının yumurta ana hücreleri iken kromozomludur. Bu yumurta ana hücreleri bir kere ne yapar? Mayoz geçirerek en kromozomlu hale gelir. Daha sonra bu yumurtalar, en kromozomlu yumurtalar döllenmeden erkek bireyi oluşturuyorsa biz buna partenogenez deriz. Döllenmeden bir yumurta nasıl bir birey oluşturur? Mitozla. Dolayısıyla arkadaşlar bakın mayoz ve mitoz ne yapıyor? Partenogenez gerçekleşiyor ama döllenme gerçekleşmiyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Hangisi interfazın ilk bölümünden sonra durgun evreye geçerek bölünebilme özelliğini kaybetmez demiş. Yani bu seçeneklerden hangisi hala bölünebilir? Olgun sinir hücresi, olgun al yuvar hücresi, çizgili kas hücreleri, sperm hücresi bakın sperm anı hücresi değil sperm hücresi bakın bunlar bölünemez. Ama embriyonik hücre farklılaşması en alt seviyede olan yani henüz farklılaşmamış olan ve mitoz yeteneği çok güçlü olan hücredir. O yüzden cevabımız E seçeneği. 2n yani 4 işte kromozomlu bir hücrede bölünmenin bir evresi gösterilmiş. Bakın burada anafaz evresi var. Kardeş kromatitler ayrılıyor. Bu hücrede hangileri bölünmenin mitoz olduğunu kesin kanıtlar? Şimdi bir kere stoblazma bölünmesinin boğumlanarak gerçekleşmesi mitozda da mayozda da olur hayvan hücresi ise ipliklerin bir kısmının kromozomların kinetokor bölümüne bağlanmış olması mitozda da olur, mayozda da olur bu. Kinetokor bölgesine şu şekilde i iplikleri bağlanıyordu. Neden? Kardeş kromaletler ayrılsın diye. İ sentrozomlar tarafından üretilmesi ki zaten sentrozomlar tarafından düzenlenir. Mikrotübüller tarafından e, üretilir. Şimdi 2N yani eşittir 4 kromozomu sayısal ifadede ana fazda geçici olarak iki katına çıkmış olmasını beklersiniz. Doğru mu? Bakın 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 4'e 4 ayrılıyor. Sonuçta mitozda nedir? Kromozom sayısı sabit kalacak. O yüzden arkadaşlar cevabımız yalnız bir. Eğer bu mayoz bölünme olsaydı bakın şu şekilde bir dizilme gerçekleşecekti. Yani homolog kromozomlar karşılıklı dizilecekti. Dolayısıyla böyle anafaz evresi anafaz 1 evresinde şu ikili şu ikili ayrılacaktı. Yani homolog kromozomlar ayrılacaktı. Ama burada öyle bir görsel gördüğünüz gibi yok. O yüzden cevabımız yalnız 1. Ökaryot tek hücreli bir canlının eşeğsiz üremesi ile ilgili hangisi çizilebilir? Eşeğsiz üreme mitoz temellidir. Doğru mu? İfade bu genelde. Mitoz bölünmede bakın bir hücreden 2, iki, 2'den 4, dört, 4'ten 8, 2 üzeri en şeklinde artış var. DNA miktarı önce iki katına çıkar sonra eski haline gelir. Kim interfaz evresi yaşıyor ya bölünme sonucunda hep kendi başlangıç noktasına gelmiş. Bu da olur. Kromozom sayısı zaten mitozda değişmez. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen bölünmeler ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın 2 en eşittir 44 kromozomlu 3 kez mitoz geçiriyor. En eşittir 22 kromozomlu 5 kez mitoz geçiriyor. 2 en eşittir 22 kromozomlu 3 kez mitoz geçiriyor. Şimdi A'daki DNA işlenme sayısı C'dekine eşittir demiş. Neden? 3 kez mitoz, 3 kez mitoz geçirdiğine göre 3 kez replikasyon olacak. A'da oluşan toplam hücre sayısı C'dekine eşittir. 3 kez mitoz geçirdiğin zaman 2 üzeri 3'ten 8. 3 kez mitoz geçirdin 2 üzeri 3'ten 8 hücre. A ve C'deki hücreler hayvansal, B'dekiler bitkisel. Bunu ulaşamazsınız arkadaşlar. B'de oluşan hücrelerin kromozom sayısı C'de oluşan hücrelerin kromozom sayısına eşittir. Sonuçta 22 kromozom, 22 kromozom ve mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. B'de oluşan sitoplazma bölünmesi sayısı C'dekinden fazladır. Çünkü bu 5 kez mitoz geçiriyor. 5 kez sitoplazma bölünmesi olacak. 3 kez mitoz geçiriyor. 3 kez sitoplazma bölünmesi olacak. O yüzden cevabımız ne oldu? C seçeneği. Bal aralarında görülen üreme olayı gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir demiş. A ve C olayları kalıtsal çeşitliği sağlar. Bakın A mayoz bölünme, C döllenme. Hemen yazalım B mitoz. Tamam mı? D de yine mitoz. Peki A mayoz, B mitoz, C döllenme, D partenogenes. A mayoz, B mitoz, C döllenme, D partenogenes. Evet. Mitoz bölünme nedir? Döllenmemiş yumurtadan erkek arı birey oluşması partenogenezdir ve mitoz bölünmeyle meydana gelir. Erkek arıların kalıtsal çeşitliliği A olayı ile sağlanır. Evet hocam A olayı ile sağlanır. Neden? Çünkü bak A olayı mayoz bölünmeydi. Mayoz bölünmeyle bakın iki enden en yumurtalar oluşuyor ve yumurta döllenmeden erkek arıya dönüşüyor. A olayı sırasında crossover gözlenebilir. Mayoz bölünme olduğu için gözlenebilir. A olayı sırasında DNA eşlenmesi iki kez gerçekleşir. Hayır, bir kez gerçekleşir. Mayoz bölünmede arkadaşlar mayoz 1 ve mayoz 2 vardı değil mi? Mayoz 1'de DNA eşlenir, iki katına çıkar ama mayoz 2'de DNA işlenmesi olmaz. O yüzden mayoz bölünmede replikasyon bir kez gerçekleşir. Cevabımız E seçeneği.